bu arada yeri gelmişken ben kendi yöneticilik yaptığım dönemden tanıdım dursun başkanı. Daha sonra tabii gazetecilik e, Hı. süreciyle de konuşmak kaldım. Ben bu kadar medeni, bu kadar sorduğunuz sorulara samimi olarak cevap alınabilen Hı. ve ulaşılabilen bir kulüp Hı. başkanı çok az gördüm. Var Kesinlikle. ama hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi çok büyük camiaların önderi olup o mütevazilik zor iş. Ben en son hatta Çünkü... Fikret Başkan'ın e, rahmetli annesinin Hı. cenazesinde karşılaştım falan. Hı. E, o anlamda da hakkını teslim etmek isterim. Kesinlikle. E, ki ve... camia baskılarına rağmen hani bu şekilde hiç şey yapmadan Şimdi. ulaşılabilir tevazulu biridir. Buradan da çok selam sayın başkana. Ben kaç yıldır 8-9 yıldır hep sizin Başkan'la benim hem başkanım hem abim. işte bir litem ve e, gerçekten hani o tevazu insanlığı duygusal bazı zaten öyle. Ya ben tanıştığımda ben Beşiktaş Kulübü evet. yöneticisiydim o da tabii evet. başkanıydı. Ama ona rağmen hakikaten hem yaşından evet. dolayı yani bizden büyük evet. biz ondan küçüğüz hem de e, hani evet. ben sonuçta yöneticilik falan biri değilim İki sene yaptım bıraktım evet. ondan sonra Yaş da konusunda çok duyarlı onu şey, lütfen. Yok benim <laughs> kendisine her zaman saygım vardır. Yani <laughs> bir camianın başkanı olsun olmasın <laughs> kıymetle veririm. İnşallah da kendisini de bu programda konuk edeceğiz. <laughs> hem onu hem hocayı. Bir soru daha var. Şimdi siz sizin yani bildiğiniz bir sektör bu. Hı, hı. Florya ile ilgili ülkede çok ciddi bir deprem yıkımı yaşanmışken inşaat maliyetleri bu kadar uçmuşken bir inşaat projesine başlamak doğru mu diye soruyorlar size. Türkiye'de çok ciddi bir yani doğru bir soru bu arada güzel bir soru onu da söyleyeyim. Çok ciddi bir arz sıkıntısı var. Yani işte hepimiz hayatımıza yansıyor. Kiralık ev dahi bulunamıyor. Şey yapılamıyor. Bu bu kadar hani sıkıntı Fark yani özellikle bir de Florya bölgesinde semin anlamında şey olduğu için insanlar orada güvenli yerler arıyorlar. Bu arada bu soruyu da Serdar'a içerikler He. sormuş. He. Ben Serdar'ın sorusunu aşağı yazmışım. Yazık ki iki sorusunu sorduk. He. He. <laughs> He. E, o yüzden de aslında şu an bu sene mesela 3 çok fazla konuta biz işte projeler satışa çıkıyoruz. Yani nasıl diyeyim 15-20 günde daireler bitiyor. Çok fazla talep var. Burada ee, Galatasaray'ın kendi 22 dönüm arsası olduğu için bu arsa maliyeti bir de yüksek fiyata satılıyor Florya. Biz uluslararası markalar var. Bizim şirketimizin de anlaşmalı olduğu çeşitli markalar var. İşte ünlü diyelim ki işte Kempinski gibi Armani gibi öyle markalarla olacağı için üst fiyat segmentiyle satılacak. Öyle olunca maliyetin fiyatı oranı düşük oluyor. Ha. Maliyetin fiyatı oranı düşük olunca yüzde sizin sattığınızda depo tutarak şimdi artık öyle yapıyoruz kendi depolarımızı tutuyoruz. Önden malzemeleri satın alıp depoya koyuyoruz. Yani enflasyonla fiyat artışından az etkilenmek için. O yüzden ee, şu an talep açısından çok zamanı. Herkesin yeni bina aradığı bir zaman, yeni binaların fiyatlarının çok arttığı bir zaman ve yeni teknolojiyle şimdi 2018 yönetmeliğine uyan diye arandığında çok az bina var ve 2-3 yıldır çok az yapı yapılıyor ve bu böyle gitmeye devam ediyor. O yüzden arz sıkıntısı maalesef bu memleketin ayrı bir derdi olacak. Şu anda da yaşıyoruz ama daha da büyüyerek gidecek ki barınma temel ihtiyaç. Yani yerine ikamesi de yok. Çadırda barınmana kimse izin vermiyor. O yüzden bölge olarak da çok doğru bir bölge. Bir de bunu biz şey, şey yapacağız, faz faz yapacağız. Yani tüm fazın riskine birden girilmeyecek. Ben bu futbol meselesinde kulüplerde kimi böyle çok seviliyor gördüysem hmm. sonu hep hüsran oldu. Eee hmm. Burak Başkan aynı şekilde, ben bizzat çalıştım Fikret Orman Başkan, Fikret Orman için Beşiktaş'ta diyorlardı ki gel ülkenin maliyesinin başına geç, ekonomiyi sen yönet diyorlardı. Hı -hı. İki sene sonra paralar nerede diye sorulmaya Hı -hı. başlandı. Şimdi siz çok seviliyorsunuz Galatasaray'da Hı -hı. ve gerçekten siz de çok hak edilerek alıyorsunuz bu sevgiyi. Yani camianın derdini dert ediniyorsunuz, i̇şte çıkarıyorsunuz evraklarıyla, belgesiyle, Hı -hı. benim bildiğim ciddi manada kulübe Hı -hı. kendi mal, maddi servetinizden de destek oluyorsunuz hmm. ee, sahiden bir Galatasaraylı gibisiniz hmm. yani. yapılacak her şeyi yapıyorsunuz ee, size galiba bunu Mehmet Ayan da sormuş bugün gündüz konuşurken söyledi ben kendisine bir sordum bunu basın toplantısında dedi Öyle mi? soru şu diyor ki e, Galatasaray camiasında ya yani bir camiada bu kadar çok sevilmek sizi korkutmuyor mu? geçmişte kim bu kadar sevildiyse sonu hiç hayır olmadı hmm. Şöyle yani hep söylenen Galatasaray'da yapılan hiçbir iyilik cezasız kalması falan diye böyle bir Ama bu Galatasaray'a özel yani bir şey değil. Evet Galatasaray kulüp de maalesef kesinlikle. böyledir yani bu. Ben hiç biz ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Herhangi bir futbol kulübünde de her yerde sonuçta bizim temel şeyimiz şu. E, yani sonucunun bir şey düşündüğünüzde ne oluyor? Demek yani kendinizle ilgili bir gayeniz varsa insanın daha demin de söyledim hakikaten ee, bu tutkunun bir sebebi olması lazım değil mi? Biz herkesin işte benim için Galatasaray, sizin için Beşiktaş, ötekisi için başka Fenerbahçe. Yani bunu da en zevkli şey benim en çok keyif aldığım şey Fenerbahçeli arkadaşlarımdır. Yani her zaman hani so şey sohbet etmesin. veya e çok pardon. E e hem de o, onun yani normalde böyle kimse bu kadar bölünmüş veya şey değil ama tabii ki camialar bir de bu sosyal medyanın şeyiyle çok fazla e, şey oluyor ama hep şunu arıyor insan tutku bu tutkunun bir nedeni olması lazım İnsanın her türlü tutkusunu genelde yani insanlar nedenine odaklanmaz tutkusunun tutkusunu yaşamaya devam eder e, bunu bir faydaya çevirmek gerekiyor ve ben şunu düşünüyorum o zaman faydaya çevirmek gerekiyorsa bu aslında müthiş bir e, frekansı çok yüksek bir iş bu yani bir mesaj veriyorsunuz her yere gidiyor. Biz ben onu anlatıyorum iki sene bir kanalda işte program yaptım ve adanmışlıkla ilgili şeydi. Oradaki toplam iki sene boyunca verdiğim mesajın etkisini bir önceki sene basketbol, e, da şey yaparken görev alırken diyeyim e, hiç konuşmamıştım sadece en son bir Efes maçından sonra sezonun sonunda iki dakika bir şey söyledim işte sevgi yani sebebi onun yayılma hızıyla veya onun toplam ulaştığı insan sayısı iki senedeki insan sayısından çok daha fazlaydı. O yüzden burada şunu şey yapıyorum yani niye korkmuyorum söyleyeyim. Ne olacaksa olacak insan ona engel olamıyor. Kendinden insan gönlen eminse zaten olacak. E, muhakkak yine kendisi için hayırlı. Demek ki bir nefsi bir şey yapıyoruz ki böyle bir şey oluyor diyeyim. Veya oradan bir şey öğrenecektir insan. E, toplumu da şöyle şeyler yani en, en önemli değişim kültürel devrimdir. Yani toplumların en çok ihtiyacı olan şey kültürel dönüşüm. Yani ne demek istiyorum? Basitleştireyim. Bizim toplumda şöyle bir şey var ya işte ya uyanık olursan ön alırsın. İşte iyi niyetli olursan suistimal edilirsin. Başkasını düşünürsen şey yaparsın. Etik ahlak dersen e, hiç hiçbir şey kazanamazsın. Şey yaparsın. Gibi yanlış bir şey var. Hatta halbuki bizim benim iddiam şu. Belki toplumu bunu göstermek bile ben hep öyle derim bin okul yapmaktan yani kültürel dönüşüm on bin okul yapmaktan daha hayırlı bir şey. Yani düzgün davranırsan ahlaklı ahlak çerçevesine uygun davranırsan zaman zaman insan dedim gibi yanlış yapabilir ama sonra dönüp doğruyu yapmaya devam edersen gerçekten haksızlık yapmamaya çalışırsan olayları tek taraflı değerlendirmemeye çalışıp manipüle etmemeye çalışırsan yani edebinden kayınvalidemden öğrendiğim çok güzel bir şey vardır terbiyeni kimden öğrendin karşımdaki terbiyesizden diye sen terbiyeni korursan, doğru davranırsan her zaman normalden çok çok daha fazla başarılı olursunu bile topluma aktarsan. Bir sürü çocuk genç veya bizden büyük insan evet ulan yani iyiler de kazanır derse bu işte tutkunu faydaya dönüştürmek. Şimdi ben bir şeyin faydası peşindeyim. Geri kalan şeyde de ne oldu yani yaralanacaksak yaralanacağız, dayak yiyeceksek dayak yiyeceğiz. Ben hayatımda hiç bu kadar şey yaptım sevildiğim de yerildiğim de böyle bir şeyle olmamıştı. Ne anlatırsan anlat kendi arkadaşına bile anlatmak için yarım saat harcıyorsun. O Fenerbahçeli sen Galatasaraylı. Benim annem Fenerbahçeli yani. Beş tane dayım vardır hepsi. Babam Galatasaraylı. Beşiktaşlı var mı abi? Yok Beşiktaşlı maalesef <laughs> şeyli. Ee, ama çocukken evimizde bir abi vardı. Gürsel abi. O Beşiktaşlıydı. Babamın yanında çalışıyormuş. Ben babam da yalnız kalmasın diye bizim evde kalmış yıllarca. Ben onu çocukken küçükken abim zannediyordum yani. <laughs> ama değil. o Beşiktaşlıydı. O beni çok Beşiktaşlı yapmaya çalışmıştı. Dayılarım benim annemin ailesinde şey gibidir yani böyle Ayşe bir inanç gibi. Fenerbahçe başka hiç kimse hiçbir bir takım tutamaz yani. Herkesi o yüzden dayılarım beni çok Fenerbahçeli yapmaya çalışmıştı. Yani bunlar bir noktada boş işler. Herkes doğruyu konuşup gerçekten doğru. Ben bir şey ya illallah ettiğim için bunları şey yaptım. Arkadaş bunlar normalde ne olması lazım? Çıkıp ben bir şey böyle bir şey başıma gelse nasıl davranırdım ya? Mecnun başkanını arayıp diyorum hakkını helal et veya işte biz açıklıyoruz bize şey yapılmasın iltimas geçilmesin diye böyle bir şey olsa ben arar derim ki ya arkadaş sen iki aydır elinde böyle bir şey varken susmuşsun helal olsun bu kadar şeye rağmen susmuşsun helal olsun kendini savunmak için onu ortaya çıkardın derim teşekkür ederim şimdi ne olacak Oo, ortalık velveliye verilecek ateş edilecek şunu yapılacak böyle boş işlerle uğraşılmaması lazım